Merhaba oyun severler, yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Bugün çok istenen kaşif videosu ile karşınızdayım. Güncel artı transfer dönemi bitti, hatta ligler çoktan başladı ama ben artık iyice böyle ranklar otursun. Çünkü rankı atıyorum 84 yapıyorsunuz, 2 gün sonra OSM güçlendiriyor 86 yapıyor, bu sefer adam arama yolluyor ve bulamıyor. Bunlar iyice otursun diye bekledim ve artık ranklar oturdu. Şimdi size 30 en değerli kaleci, defans, sağ bek, sol bek, orta saha, sol açık, sağ açık, os, ofansif orta saha, sol forvet, orta forvet, sağ forvet, karışık 30, belki 35'i de çıkartabilirim. Videonun sonuna bağlı bu. Tabii bir de seçimlere de bağlı. Ama 30 iyidir. Fazla da video uzamasa zaten 30 tane oyuncu bence çok çok işinize yarayacak. En değerli oyuncu yapacağım. Haftaya da 20 en değerli böyle geliştirilip oynatılabilir. Mesela 73-74 arası gençler, 16-17 yaşındaki gençleri bulup yükseltme. Yani çok hızlı şekilde geliştiği için lig başlayana kadar öbürlerin seviyesine geldiği için bunun işte bir video gelecek. Ama bugün lige başladınız. Paranız yerinde, keyfiniz yerinde, kaliteli oyuncu istiyorsunuz. Tam videosundasınız. Şimdi oyuncularımıza geçelim. Evet arkadaşlar, fotoğraftan da gördüğünüz gibi ilk futbolcumuz dünya futboluna şu an damga vuran oyunculardan bir tanesi. OSM'de kral olarak geliyor. Çünkü 20, hem genç hem de rankı en yüksek forvet olarak şu an Kylian Mbappe var. Onu nasıl buluyoruz arkadaşlar? Siz de aynı şekilde telefonlarınızdan yapın. 89 da geldiğin için burada 85 artı yapıyoruz. Unutmayın burayı. Fransız ve buradan da siz Fransa'yı seçtiğinizde Kylian Mbappe sizlerle. Evet, fotoğraftan da gördüğünüz gibi yine Parisli bir oyuncu. Yeni transferlerin Donnarumma arkadaşlar. Donnarumma buraya geldi ve rankı bayağı yükseldi. Bu yüzden aslında biraz geç kaldım bilerek rankları iyice otursun diye. Çünkü 84'tü Paris'e transfer olduğunu ve yükselttiler arkadaşlar. Onu nasıl buluyoruz? Burada İtalyan vatandaşlığını seçiyoruz ve buradan da Fransa'yı seçince Donnarumma genç kaleci sizlerle arkadaşlar. Alım verimi çok yüksek, zaten kullanmayan da yoktur diye tahmin ediyorum. Bugün adeta böyle krallar geçit var arkadaşlar. Aslında şu Haaland'ı da çekmek isterdim ama maalesef Haaland Dortmund'da ve sadece Bayern Münih oyuncuları olduğu için Haaland'ı çekemedim. Onun yerine yine bir gol makinesi ve rankı gayet de yüksek, 87 rankla gelen Lautaro Martinez var arkadaşlar. Onu nasıl buluyorduk? Buradan Arjantin'i seçtik. İtalya'yı da seçtiğimizde Lautaro Martinez 87 rankla sizlerle arkadaşlar. Gol makinesi, kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu an sakatlık geçirdi ama dönünce Sancho, Ronaldo ve Rashford üçlüsü çok can yaktı arkadaşlar. Marcus Rashford zaten kalitesini tartışmaya bile gerek yok ki oyunda da bayağı verimli. Sol forvet olarak arkadaşlar geliyor biliyorsunuz ve bu da yine 86 rankla geldiği için gayet verimli. Ligin başından alıp da geliştirdiğinizde harbiden yani gol makinesi zaten. Marcus Rashford arkadaşlar. Bunu nasıl buluyorduk? İngiliz seçtik ve buradan da İngiltere ligini seçtik. Burada tabii Premier Lig olmadığı için siz burayı lütfen Premier Lig, İngiltere Premier Ligini seçiyorsunuz ve sizlerle oluyor. Transferini en çok sevindiğim oyunculardan bir tanesi. Çünkü harbiden Dortmund'da olduğu için bir türlü alamıyordu Jadon Sancho'yu. Jadon Sancho'yu nasıl alacağız arkadaşlar? O da sağ açık olarak, yani sağ forvet olarak geliyor ki burada Rashford, Mbappe ve Sancho üçlüsü çok can yakar arkadaşlar. Harbiden forvet hattınızda. Onu nasıl bulduk? 86 rankla geldiği için bu şekilde seçiyoruz. 21 yaşında Jadon Sancho arkadaşlar, burada İngiltere'yi seçti, İngiliz'i seçiyorsunuz ve buradan da yine İngiltere'yi seçtiğinizde Jadon Sancho sizlerle oluyor. İngiltere Ligi'ne son 2 yıldır adeta damga vuran Mason Mount var arkadaşlar. Yani ofansif orta saha göreviyle geliyor.
ve gayet de verimi yüksek bir oyuncu. Bunu 4-3-3 ağda 4-2-3-1'lerde gayet verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar, os olarak kullandığınızda cidden verimi çok yüksek. Yine burada İngilizler harbiden damga vuruyor. Yine burada İngiltere Ligi'ni seçtiğinizde Mason Mount sizlerle. Evet, İngiltere Ligi'nden devam ediyoruz. Bu sefer bir sağ bek geliyor. Kim? Alexander-Arnold. O da rank olarak biraz düştü. Çünkü performans düşüklüğü var ve OSM bunu güzel tespit etmiş. Onları tebrik ederim. Yani bu kadar 89'dan 85'e geriletmek bence mantıklı olmuş. Buradan zaten İngiltere seçemedik arkadaşlar. Dediğim gibi şu an OSM'de İngiltere Ligi biraz daha ön planda. Bu yetenekli futbolcular konusunda hem para var, hem genç yetenek avcısı takımlar var ve bize de sadece bunları alıp da takımımızı güçlendirmek düşüyor arkadaşlar. Alex Arnold'u bu şekilde buluyorsunuz. Defans sağ bek 85 artı olarak seçiyorsunuz. 85 rankla geliyor. 22 yaşında gayet güzel verimli bir sağ bek. Evet, bu da yine Mason Mount gibi İngiltere Ligi'ne damga vuran gençlerden bir tanesi ki solda Foden, sağda Torres. Zaten gerçi Gabriel Jesus şu an gayet güzel performans sergiliyor ama Foden da yine oyunda gayet verimli forvetlerden bir tanesi. Sol forvet olarak geliyor Foden arkadaşlar. Phil Foden. Onu nasıl buluyorduk? Burada 85 ranklı geldiği için yine 85 rankınızı seçiyorsunuz. İngilizler damga vurdu demiştim. Yanılmadım. Devam ediyoruz. İngiliz olarak seçiyorsunuz. Ve buradan da İngiltere Premier Ligi'ni seçtiniz. Phil Foden sizlerle. Şükür bizi İngiltere Ligi'nden alıp Fransa'ya getiren yeteneklerden bir tanesi daha arkadaşlar. Hakimi normalde sağ orta saha olarak Inter'deydi. Şimdi sağ bek olarak karşımıza oynadığı mevkiyle Paris'te geliyor arkadaşlar. O da 85 rankla geldiği için 85 artı olarak geliyor ki sağ bek olarak gayet güzel, verimli arkadaşlar. Alanlar vardır. Fas'ı seçiyorsunuz buradan. Buradan da Fransa'yı seçtiğinizde Eşref Hakimi sizlerle arkadaşlar. Dedim ya, İngiltere furyasına şükür uzaklaştık artık. Şimdi yine sağlam bir stoper arkadaşlar. Benim de bayıldığım performansını Merih'le beraber iyice yükselecek ama Merih Atalanta'ya gidince maalesef tek başına kaldı Delight ve Delight yine 85 rankla geldiği için 85 artı olarak seçiyoruz arkadaşlar. Hollanda vatandaşı olan Delight'ı burada Hollanda'yı seçiyorsunuz ve İtalya'yı seçerek Delight sizlerle defansın vazgeçilmezlerinden mutlaka alın. Döndük yine İngiltere Premier Ligi arkadaşlar. Yine yetenekli transferine en çok sevindiğimiz oyunculardan bir tanesi Kai Havertz. Onu nasıl bulduk? Kai Havertz 84 ranklı artık burada. O da 1.86 olarak geliyordu. Performansında biraz düşük olunca OSM'yi tebrik ederim. Bunu da güzel şekilde değerlendirmiş. Havertz arkadaşlar bu şekilde buluyoruz. İngiltere'yi seçiyorsunuz lig olarak, unutmayın burada. Ben maalesef sözleşme mi var nedir ben anlamadım gitti orada. İngiltere Premier Ligi gördüğünüz gibi olmadığı için İngiltere'yi buradan seçiyorsunuz. Kafanız karışmasın. Yine Kai Havertz sizlerle oluyor. Alın, tavsiye ederim arkadaşlar. İngiltere Ligi furyamız devam ediyor. Bu sefer artık bir tane defansif orta saha ihtiyacımız vardı. Dos olarak Rice geldi arkadaşlar. Ki alanları bence memnundur. Ben aldığım takımlarda mutlaka yüksek performans sergiliyor. 84 rankla gelmesi de gayet güzel bence. Burada yine İngiliz seçiyoruz. İngiltere Premier Ligi'ni seçtiğinizde Rice sizlerle arkadaşlar dos olarak gayet verimli, tavsiye ederim. Yine bizi şükür İngiltere Premier Ligi'nden uzaklaştıran yeteneklerden bir tanesi Chiesa arkadaşlar. Chiesa sağ forvet olarak geliyor biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da bu size yine bir ek bilgi olsun. Ne kadar yaratıcıyız Allah'ım. Evet, burada İtalya'nı seçelim. Buradan da İtalya Ligi'ni seçtiğinizde Chiesa sizlerle, verimi yüksektir arkadaşlar. Oynatanları bilir. Tavsiye edilen bir tanesi de Chiesa.
İki yönlü orta sahalarda son zamanlarda takımlarda en çok konuşan oyunculardan bir tanesi tabii ki Valverde arkadaşlar. İki yönlü orta saha olarak bence tercih edilmesi gereken oyunculardan bir tanesi. O da 85 ranktaydı. 84'e düşmüş. Yani fazla da uzaklaşmamış aslında Valverde arkadaşlar. Burada Uruguay'ı seçtiğinizde ve İspanya'yı seçtiğinizde arkadaşlar Valverde 23 yaşında iki önlü orta saha olarak kadronuzda. Artık bir tane takıma sol bek yakışır değil mi? Hem de performansı üst seviyede olan bir sol bek. Harbiden insanın neden bizim Türk takımlarında zamanında alınmamış diye isyan edesi geliyor. Ve bizim de tam da ihtiyacımız olan bir sol bek aslında. Tabii ki Davies arkadaşlar. Bayern Münih'in müthiş sol beki. Kanadalı sol beki. Buradan Kanada'yı seçelim. Kanada ve buradan da Almanya'yı bulabiliyor muyuz bakalım. Evet, Almanya da burada yok. Almanya'yı buradan seçtiniz arkadaşlar. Direkt karşınıza Davies geliyor ve mutlaka alın. 20 yaşında 83 rankla takımımıza çok şey katacak. Haberiniz olsun. Transferine en çok sevindiğim oyuncudan bir tanesi Upamecano arkadaşlar. Leipzig'teydi. Genç stoperdi ve rankı yüksek olduğu halde alamıyorduk. Upamecano'yu Bayern Münih transfer etti. Defans olarak yine tercihlerimiz arasında arkadaşlar stoper olarak Upamecano 83 rankla geliyor. Gayet de güzel bence. Şöyle seçtiğimizde buradan da Fransız'ı seçiyoruz arkadaşlar. Almanya Ligi'ni de burada siz telefonunu mobillerinizde seçtiğinizde Upamecano sizlerle arkadaşlar alın. Gayet de güzel gelişiyor zaten. Genç stoperler peş peşe arkadaşlar. Bu sefer de Inter'in güzel sol bek, pardon stoperi Bostani arkadaşlar. Onu nasıl buluyorduk? Yine o da 83 rankla listemize girenler arasında geçen şeyde de vardı ama o zaman 81'di. Şu an 83'e yükseldi. Rankı gayet de hak ederek zaten ilerliyor. Büyük ihtimalle 85'i bir dahakine görür diye tahmin ediyorum. Bostani'yi bu şekilde buluyoruz. Alın yine sağlam gelişen stoperlerden bir tanesi. Bir türlü o gerçekte patlama yapamayıp ama OSM'de çok can yakan Joao Felix arkadaşlar. Felix cidden gol makinesi. Ben hangi takımı alırsam alayım uçuruyor. Bu da 87 ranktaydı ve düştü tabii ki oynamadığı için. Felix 83'lere kadar geriledi. Onu da bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Portekiz'i seçtik. İspanya Ligi'nde seçince Joao Felix sizlerle cidden sağlam bir santrafor arkadaşlar. 21 yaşında çok da hızlı gelişiyor. Bence alın değerlendirin. Pedri önce oyuna os olarak geldi. 76 ile sonra 78'e yükseldi os olarak. Sonra 81 oldu. Pardon, ofansif orta saha os olarak başladı. Sonra os olarak yani orta saha olarak iki yönlü orta saha olarak şu an devam etmekte. Gayet de verimi de yüksek arkadaşlar aldığımız takımlarda. Peki bu Pedri'yi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Alın mutlaka iki yönlü orta saha olarak hem de çok çabuk gelişiyor. 18 yaşında genç yetenek arkadaşlar. Hani 83'te yabana atılacak bir rank değil harbiden bu oyunda. En yüksek Mbappe düşünün. Pardon attım ben ya. Kafam gitti. İspanya. İspanyol. Buradan da İspanya'yı seçtiğinizde Pedri sizlerle arkadaşlar. Bakın %100 alın dediğim adamlardan bir tanesi. Evet yine bir sol bek. Yine mükemmel bir performans arkadaşlar. Theo Hernandez. Hernandez'i nasıl bulacağız? Defans sol bek olarak yine tercihlerimiz arasında olan Hernandez 23 yaşında ve gelişimi de gayet iyi. Alanlar %100 memnundur eminim. Hernandez'i nasıl bulacağız arkadaşlar? Burada yine Fransız. Geçen gün de hatırlarsanız şeye ne onun adı? Belçika'ya dakika 90'da güzel bir gol çakarak iptal etti onları. Theo Hernandez'i bu şekilde bulup da takımımıza katabilirsiniz arkadaşlar.
Valencia'da patlama yapamayıp yani bir türlü yükselemeyip bence Manchester City ile üst seviyeye yükselen ve gayet de güzel performans sergileyip milli takımda devam ettiren Ferran Torres arkadaşlar sağ forvet olarak geliyor. Burada onu nasıl buluyoruz? Forvet, sağ forvet seçili gördüğünüz gibi ki bunun rankı eminim 1-2 seneye 87-88'lere falan bu performansa %100 yükselir. 81 olarak geliyor arkadaşlar. Alın. Gayet de güzel zaten alanlar memnundur eminim. İspanyol buradan da İngiltere Ligi'ni seçtiğinizde Ferran Torres sizlerle alın gol yağdırıyor cidden. Benim hemen hemen böyle orta liglerde ya da üst liglerde oyun, bu tabii ilk başta gösterdiğim oyuncuları bulamayınca aldığım yeteneklerden bir tanesi Greenwood arkadaşlar. O da çok iyi gelişiyor ve çok da güzel performans sergiliyor. Forvet, sağ forvet olarak gelen Greenwood'u arkadaşlar bu şekilde buluyoruz. Yine burada İngilizler bu oyuna harbiden damga vurdu ama İngiltere Ligi özellikle İngilizler şu ana kadar gösteren hepsi. Buradan da İngiltere Premier Ligi seçtiğinizde Greenwood sizlerle arkadaşlar. Ofansif orta saha tercihlerimizi üst sıralara yine yazacağım oyuncudan bir tanesi Zaniolo. Ama bir türlü cidden ben bunu 85'lere yükselir diye beklerken bir türlü o patlamayı yapmadı. Hala şu an hatta hala bile mesela ne onun adı? Orta sahanın adını aklıma Roma'daki o patlama yaptı mesela. İlk 10 Pellegrini evet Pellegrini mesela patlama yaptı ama bir türlü Zaniolo o patlamayı yapamadı. İnşallah ilerleyen zamanlarda onu da üst seviyede de görürüz Zaniolo'yu. Zaten üst seviye bir futbolcu ama bir türlü o patlama yapamadı. Ofansif orta saha tercihlerimiz arasında Zaniolo bu şekilde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Benim olmazsa olmaz oyuncularımdan bir tanesi. Aldığım her takımda performansı çok yüksek olan bir oyuncu. Tabii ki Ansu Fati arkadaşlar. Ansu Fati'yi nasıl buluyorduk? Sol forvet olarak geliyor ki gayet de verim yüksek. Sakatlıklardan dolayı burada biraz geride kaldı ama bence 1-2 yıla 85 hatta 89'lara fırlar diye tahmin ediyorum. Çünkü Messi'nin gitmesiyle artık tüm umutlar Barcelona'da Ansu Fati'de arkadaşlar. Bu şekilde Ansu Fati'yi buluyoruz. Büyük ihtimalle Yusuf Demir de bu listeye yakında girecek oyunculardan bir tanesi. Evet dostlarımız çok defansif orta sahamız az olduğu için bence girmeyi hak eden oyunculardan bir tanesi Douglas Luiz arkadaşlar. Onu nasıl bulduk? Ona da gelelim. Douglas Luiz de 79 ranklı 23 yaşında geliyor ama defansif orta sahanın oyunda az olması sebebiyle bence alıp da geliştirilebilir ki gayet de Douglas Luiz'in gelişimi güzel arkadaşlar. Buradan da İngiltere Premier Ligi'ni seçtiğinizde Douglas Luiz sizlerle zaten Manchester City menşeili bir oyuncu. Bence güzel de oyunda performans var. Alın defansif orta saha olarak oyunculardan bir tanesini daha değerlendirin arkadaşlar. En sonunda transferi patlatan oyunculardan bir tanesi yakın zamanda ilk 11'e girmesiyle zaten İspanya Ligi'ne damga vuracak oyunculardan bir tanesi Camavinga arkadaşlar. Şükür transfer oldu yani bir türlü beklediğimiz transfer olmuyordu. 16 yaşından beri ön planda olan bir oyuncu. Çok geç olmasa da geldi İspanya Ligi'ne Real Madrid'e geldi arkadaşlar. Camavinga 18 yaşında geliyor biliyorsunuz. Camavinga'yı nasıl bulduk? 79 ranklı 18 yaşındaki oyuncuyu hemen böyle bu şekilde bulup da kesinlikle kadronuza katmalısınız arkadaşlar. Camavinga burada Fransız diye yazıyorsunuz ve İspanya Ligi'ni seçtiğinizde Camavinga sizlerle bu şekilde artık direkt bulunuyor. Çünkü eskiden Fransa Ligi'nde çok fazla iki yönlü orta saha olduğu için sizi kaşif yanıltabiliyordu ama artık bu şekilde çok hızlı bir şekilde bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Olmazsa olmazlarından bir tanesi Vinicius Junior arkadaşlar. Cidden alıp gol kralına kadar getirdiğim oyunculardan bir tanesi ve çok hızlı gelişim sağlıyor. 79'da geliyor olsun. Gayet de güzel şekilde verimli ilerliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Alanlar mutlaka memnundur. Vinicius Junior bu şekilde buluyoruz ve sol forvet olarak en azından Ansu Fati'den sonra seçebileceğimiz oyunculardan biri haline geldi.
Listemize ilk defa giren oyunculardan ve rankı da gayet güzel. 20 yaşında 79 rankta gelen defans oyuncularından bir tanesi. Defans tercihlerimiz olsun diye onu da aldım. 79 rank, 20 yaş bence güzel. Wesley Fofana arkadaşlar. Onu nasıl buluyoruz? 79 rank olduğu 75-84 rank seçimi seçiyoruz. Ve buradan yine Fransa Ligi'ni bulup da İngiltere Premier Ligi seçtiğinizde Wesley Fofana Leicester City'den size geliyor arkadaşlar. Os oyuncuları, pardon, ofansif orta saha Os oyuncuları arasında yine tercihler arasında bulunan rankı ideal seviyede şu an bir türlü o aslında 85 olarak hani görmeyi planladığım bir oyunculardan bir tanesiydi Ødegaard. Doğru İngiltere Ligi'nde bir türlü o belki patlamayı yapamadı ama ben eminim ki takıma iyice adapte olduktan sonra Ødegaard burada İngiltere Premier Ligi'ni seçtikten sonra Ødegaard sizlerle olacak arkadaşlar. Ofansif orta saha olarak değerlendirebileceğiniz oyunculardan bir tanesi. Bu sene artık beklenen patlamayı yapan tabii ki Vitor Osimhen'i de arkadaşlar almalıyım. Ona saygısızlık olmasın. Gayet de güzel gol bu sezon Osimhen'e de cidden verimi yüksek oyunculardan bir tanesi. Vitor Osimhen 82 rankla geliyor ki yabana atılacak bir rankı da yok. Bence gayet de verimli zaten. Dediğim gibi bu sene harbiden Napoli'de güzel işler çıkarttı. İnşallah performansı verilen o 80 milyon euroyu karşılayacak seviyede olur. Çünkü geçen sene vasattı ama bu sene gayet de güzel gidiyor Vitor Osimhen. Bu şekilde onu buluyorsunuz ve arkadaşlar 30 değerli yeteneği sizlere sundum. Haftaya da genç yani 16, 18, 19 yaş arası genç yetenekleri sizlere sunacağım. Özellikle istenen videolardan bir tanesiydi. İnanın şu video benim yayınlanana kadar 4 saatimi falan alacak ama sizlere feda olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Devamı gelecek.